Merhaba, iyi günler. Orta Doğu konuşuyoruz. İran'ın misillemesini bekliyoruz. Bölgesel bir savaş çıkar mı? Bütün bunları DEM Parti Diyarbakır Milletvekili gazeteci yazar Cengiz Çandar'la konuşuyoruz. Cengiz abi merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar şimdiden. Sağ ol. İlk olayı başından itibaren seninle birkaç yayın yaptık. Ama onların hepsi Hamas'la İsrail arasındaki çatışmaydı. Şimdi de tabii ki Hamas'a yönelik İsrail'in bir saldırısı, suikasti var ama olay baya bir ciddi. Bir de tabii bu arada onun gölgesinde kaldı ama Haniye suikastinin, bir de çok önemli bir şekilde Lübnan'da Hizbullah komutanının Fuat Şükrü, kimileri Şükür diyor, kimileri Şükrü diyor. Fuat Şükrü mü diyelim? Şükrü diyelim. Şükrü değil, şükrü var çünkü Arapça bu şükür. Eyvallah. O da işi karıştırdı. Ben doğrudan sorayım sana. Öncelikle bir bölgesel savaş, hakikaten İsrail istiyor gibi bir hava var. Ama bir bölgesel savaş olur mu? Diğer taraflar buna teşne olur mu? Bir de tabii ki küresel güçler buna izin verir mi ya da engelleyebilir mi? Şimdi bu küresel, yani bölge çapında büyük savaş sözleri ortaya çıkınca, bu İsmail Haniye suikastinin hemen arkasından ben bu konuya oldukça açıkça soğuk davrandım. Bu ihtimali gözetmedim ve bunu bir hayli medyatik ve manşet üretmeye uygun ama gerçeklere çok denk düşmeyen bir okuma olarak gördüm. Onun sebebi de şu: bölgesel savaş diye bir heyecan yaratan unsur konvansiyonel anlamda bir savaşı ifade ediyor gibi algılıyorum ben. Yani büyük orduların, devletlerin işin içine gireceği, bir zamanlar işte 1967'de olduğu gibi, 1970'te, 73'te bölgede olduğu gibi, ya da işte 1. 2. Dünya Savaşı manzaralarını hatırlatacak çapta bir konvansiyonel savaş. Şimdi o tür bir konvansiyonel anlamda bir savaş göremiyorum ben, çünkü İran'da İsrail'in sınırları yok. Yani bu savaşın iki tarafı olabilecek, iki devlet, iki hasım aktör sınırdaş değiller. Bu nasıl olur? İşte İran'ın Ocak ayındaki Şam'daki büyükelçine yapılan İsrail saldırısında kaybettiği generallerine karşı misilleme olarak büyük çapta bir drone yağmuru yağdırmak istedi İsrail üstüne. Fakat daha İsrail hava sahasına gelmeden bu meşhur demir kubbe denen hava savunma sistemiyle havada bloke edildi bu. Amerika da buna yardımcı oldu. Ya da ne olabilir? Yani nükleer savaş olabilir. Yani İran eğer taktik nükleer bir savaşa girerse misilleme olarak, hadi İran da İsrail de İran gibi bir nükleer güç olur. Ama İran da bu seviyede değil nükleer silah üretiminde. İkincisi, bunları İsrail'e gönderecek balistik füzelere isabetli bir şekilde bunları İsrail'in üstüne gönderecek askeri balistik füze anlamında yetenekte de gözükmüyor. Ha, ne olabilir bölgesel savaş o zaman? İran'ın her zamanki alıştığımız haliyle vekalet yoluyla İsrail'e karşı savaş yürüten unsurları, Hizbullah Lübnan'da, bütün Güney Lübnan ve İsrail'in kuzeyini etkisi altına alan ve 100.000'e yakın füze arsenali olduğu söyleniyor Hizbullah'ın. Hizbullah devreye girer. İşte Husiler Yemen'de Tel Aviv'e füze gönderdiler. İşte Babil Mendeb boğazında hareket edip Süveyş'te uluslararası deniz trafiğini etkiliyorlar. Dolayısıyla dünya ekonomik sistemine darbe vuracak yetkide bulunuyorlar. Tabii bir de İran'ın üstünde durulması gereken iki tane kozu. Biri, Irak'taki Şii milis grupları var. Ve İran'daki, Bağdat'taki rejim büyük ölçüde bunlara da dayanıyor.
İran düğmeye basıp Irak'taki Amerikan üslerini bunları sevk edebilir deniyor ya da bu düşünülebilir. Bir de Suriye'de çok kişi farkında değil mi belki ama İran ciddi olarak Rusya'nın bıraktığı boşluğu ve Rusya'nın da pek de hoşuna gitmeyecek şekilde doldurmuş durumda. Hizbullah'la birlikte İran'ın orada güçleri var. Hatta İranlılar Suriye'nin bir bölümünde Suriye Hizbullah adı verilecek. İşte Afganlı, Yemenli, Pakistanlı bir takım Şii unsurlardan oluşan bir önemli milis gücü kurdular. Oradan İsrail'e karşı Suriye topraklarından bunu harekete geçirebilirler. Bütün bunlar olabilir. Ama yani İran ve İsrail'in yüz yüze kalacağı konvansiyonel anlamda taktik nükleerden düzenli orduların savaşına ya da hava çatışmalarına kapsayacak anlamda o boyutlarda bir bölgesel savaşın zemini yok. İran'ın bunu yürütme gücü olduğu da şüpheli. Tam Dediğim bunu gibi. İran'ın gücü meselesini biraz vurgulayalım. Açıkçası peş peşe yaşanan birçok olay, mesela Kasım Süleymani suikasti, İran'ın verdiği veremediği cevap, Suriye'de, Şam'da Büyükelçinin yanındaki başkonsolosluk binasına yapılan saldırı. Yani çok alakasız gibi gelebilir ama Cumhurbaşkanı'nın ve Dışişleri Bakanı'nın helikopter kazasında ölmeleri ve onların bedenlerine ulaşmakta bile zorluk çeken ve en son olarak da bu olayda Tahran'da devrim muhafızlarının koruması altındaki bir binada bu üst düzey bir misafirin öldürülmesi. Bütün bunlar İran'a atfedilen bölgesel güç, emperyal güç ya da işte imparatorluk varisi vesaire şeyleri açıkçası bayağı kararttı, öyle değil mi? Yani bu kadarı biraz fazla değil mi? Kesinlikle öyle. Yani aslında Kasım Süleymani'den başlayalım. O Trump'ın kararıydı. Kasım Süleymani İran'ın dış politikasının taşıyıcı gücüydü Orta Doğu'da. Ve Kasım Süleymani'yi iptal etti, imha etti. Amerikalılar Irak'ta ve ne oldu bir şey de olmadı. Yani sonuçta bunun büyük bir faturası Kasım Süleymani gibi bir İran dış politika taşıyıcısının Orta Doğu'daki lokomotifinin ortadan kaldırılması, imha edilmesinin yol açabileceği dramatik sonuçları İran gösteremedi. Amerika'ya karşı olsun, İsrail'e karşı olsun. Şimdi bu son İsmail Haniye'nin öldürülmesinde sonuçlanan saldırı da söylediğin gibi Tahran'ın ta göbeğinde devrim muhafızlarının misafirhane olarak üst düzey konukları için kullandığı bir merkezde cereyan ediyor, gerçekleşti ve zamanlaması da çok ilginç. Yani yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreninden saatler sonra ve İsmail Haniye'nin gerek Pezeşkiyan'da ve gerekse daha da önemlisi rehber Ali Amaney tarafından kabul edilmesinin, fotoğraf vermesinin birkaç saat sonrasında Tahran'ın göbeğinde böyle bir saldırıya maruz kalıyor. Bunun doğrudan okuması İsmail Haniye'nin öldürülmesinden daha önemli olarak İran'ın madara edilmesi hadisesidir. Yani argo Türkçe tabir kullanacaksak İran madara edilmiştir. Hem kendi nezdinde madara edilmiştir hem de müttefikleri nezdinde de bir mesaj ortada vardır. Siz İran'ı bir şey zannetmeyin, işte İran bu kadardır. Biz İran hasımları kimse, bu durumda İsrail. Gideriz Tahran'ın göbeğinde vururuz. Dolayısıyla bu saldırının, bu suikastın arkası nasıldı, planlaması çok da netleşmedi. Yani içeriden İran vatandaşlarının da katkısıyla oluşmuş bir şey midir? Füze mi atıldı? Daha önce oraya bomba mı yerleştirilmişti? Detone edildi? Bütün bunlar çok da net değil ama şu bir gerçek ki bu saldırının olduğu yer, tarih bir şey daha söylüyor. Hamaney'den İran'ın diğer yöneticilerine, devrim muhafızlarının komutanlarına, liderlerine, hatta yeni cumhurbaşkanı
hedef olduğunu sanmıyorum gerçi ben, ama Pezeşkiyan'a kadar olan herkes her an terk-i diyar edebilirler. Yani bu kadar dramatik bir mesaj tarafı var. Dolayısıyla bu İran üzerinden bölgesel politika denklemi kurmaya çalışan bütün unsurlara bir mesaj niteliği taşıyor. Ve senin de söylediğin gibi İran'ın gücünün de çok aslında abartılmaması sonucunda kendiliğinden getiriyor. Ama şu taraf var. Zaten İran bugüne kadar konvansiyonel olarak bir varlık göstermekten ziyade nükleer silah üretme kapasitesini zorlamak ve Orta Doğu'da vekalet yoluyla işte Irak'ta Şii unsurlar, Lübnan'da Hizbullah, keza Suriye rejimiyle yakın ilişkilerin üzerinden vekalet savaşları yürüterek İngilizce tabirli bir spoiler, yani bir kurucu unsur olarak, yani sen demin imparatorluk falan da, imparatorluk dediğin anda bir kuruculuk atfeden doğası itibariyle o kavram bir kurucu unsuru ifade eder. İran daha ziyade bir spoiler, bozucu unsur. Yani İsrail'in önüne set çeken, İsrail politikalarına karşı koyan, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölge nüfuzuna meydan okuyan ve bunu da yine İngilizce tabiri axis of resistance dedikleri bu mukavemet mihveri. Kim bu mukavemet mihveri? Eskiden bu tabirler Irak ve Suriye gibi devletleri de içine alırdı İsrail'e karşı. Şimdi o devletler artık bildiğimiz devlet statüsünden de çok uzaklaştılar. Kala kala İran ve onun bölgesel ve mezhebi anlamda doğal müttefiklerinin oluşturduğu milis güçleri olmuş oluyor. Şey bu. Yani peki abi, bu Haniye'ye biraz değinir misin? Şimdi görüşmeleri yürüten kişi olduğu söyleniyor. Hatta Hamas içerisindeki en ılımlı isim olduğu söyleniyor vesaire. Yani bu nasıl olsa Hamas'ın bir lideri diye mi özel olarak, hani kim olursa olsun İsrail'in hedefindedir diye mi düşünmek lazım? Yoksa İsrail'in Haniye'ye yönelik böyle bir suikast yapmasının altında nasıl bir İsrail'in stratejik hedefi olabilir? Ya benim okumam şahsen şunu söyleyebilirim. Haniye İsrail'in bir numaralı hedefi olacak, olması gereken bir şahsiyet değildi. Tam da senin az önce gönderme yaptığın nedenlerden ötürü. Yani bir kere şöyle bir durum var. Hamas'ta ikinci kuşak liderler öne çıktı. Ve Haniye, yani şeyin ilk kurucusu Şeyh Ahmet Yasin, hemen onun yerini aldıktan sonra suikastla hayatını kaybeden Abdülaziz el-Rantisi'den sonraki üçüncü isimdi. Yani Hamas'ın kurucu kuşağı olarak düşünebiliriz. Gazze'deydi. Gazze'de başbakanlık yaptı. Dışarıda hareket halinde olan, böyle diplomatik alanda gözüken Hamas şahsiyeti Halit Meşal'di, hatırlarsak. Sonra İsmail Haniye Gazze dışına çıkmak zorunda kaldı, ama çıkma zorunda kalmasının sebebi Hamas'ın yeni kuşak liderleri çok da İsmail Haniye'nin liderliği altında bulunacak kişiler değildi. Ve Haniye gitti işte Katar'a yerleşti. Kısmen Türkiye'ye gelip gidiyordu. Katar'da karargahını kurdu. Halit Meşal'in yerini aldı bu arada. Fakat Hamas'ın asıl liderleri iki tane çok önemli isim. Biri Muhammed Deif, ki çok yakın geçmişte bir İsrail saldırısında öldürüldü söyleniyor. Ve onun yardımcısı vardı. Rada Şahade, yanlış hatırlamıyorsam ismini. Fakat daha da önemlisi, Muhammed Deif kadar önemli isim Yahya Sinvar. Ve İsrail Yahya Sinvar'ı 7 Ekim saldırısının Muhammed Deif'le birlikte sorumlusu olarak görüyor ve onu ölü olarak ele geçirmeden, yani ya da onu işte öldürmeden hiçbir ateşkese filan da niyet edecek hali yok. Yani Hamas liderliğini ortadan kaldırmaya, hem Hamas ortadan kaldırmaya çalışıyor, ama hem de bu amacıyla bağlantılı olarak Hamas liderlerini ortadan kaldırmaya çalışıyor. İsmail Haniye'nin öldürülmesinin bu genel stratejik hedefi bağlamında tabii anlayabiliriz nereden baksa. İsmail Haniye de İsmail Haniye bir isim. Fakat İsmail Haniye'nin öldürülmesindeki asıl dramatik unsur,
İsmail Haniye'nin önemli şahsiyet olarak ortadan kaldırılmasından ziyade az önce konuştuğumuz gibi bunun Tahran'da gerçekleşmiş olması. Daha öne çıkması icap eden taraf bu. Ve asıl önemli iki isim, İsmail Haniye'den çok daha öncelikli olan İsrail için Yahya Sinwar ve Muhammed Deif. Muhammed Deif'in öldürüldüğü İsrail saldırısında, 13 Temmuz'da bir saldırıda öldürüldüğü ifade edildiğinde Hamas bunu kabullendirme çok net daha belli değil ama dediğim gibi bu Yahya Sinwar ve Muhammed Deif ortadan kaldırdığı takdirde İsmail Haniye diyor. Halid Meşal'le pekala ya da bizim bilmediğimiz bir şu anda isimleri sirkülasyona dolaşıma girmemiş isimlerle İsrail idare edebilir. Ama İsrail'in asıl stratejik hedefi Hamas'ı toptan bir daha ayağa kalkamayacak şekilde ezmek ve o çerçevede de lider kadrosunda imha etmek ve İsmail Haniye hem bu amaca yöneldi ve hem de ondan daha önemlisi İran'ı bölge çapında aşağı çekmesi bakımından çok çarpıcı bir Peki, hamleydi. yorumları çok yapılıyor. Olayın tırmanmaması için Amerika Birleşik Devletleri'nin, özellikle Biden yönetiminin Netanyahu'yu Gazze'de ateşkese ikna edecek ki bu ateşkes artık yılan hikayesinden de öte bir şey oldu. Sürekli gündemde oldu olacak, oldu olacak deniyor. Şimdi mesela bir ateşkesin ilanı İran'ın ayağını frene, yani tam anlamıyla olmasa bile daha kısıtlı bir misilleme yapmaya sevk eder mi, yoksa İran için çok da önemli değil mi? Şimdi Yani ateşkes tansiyonu düşürmekte ateşkes formülü sana akılcı geliyor mu? yani ateşkes çok geniş bir çevrenin başta da Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin isteği gerçekten. Çünkü bu saldırının İsrail Gazze saldırısının devam etmesi ve İşte İsmail Haniye'nin öldürülmesi, İran'ı köşeye sıkıştırıp hangi düzeyde olursa olsun gelecekte İran misillemelerine zemin hazırlar şekilde ve belirsiz bir geleceği çözümün nerede nasıl olacağının ortaya bir türlü çıkamadığı bir halde devam ede gelmesi Amerika'yı büyük sıkıntıya sokuyor. Yani Amerika'nın Orta Doğu'daki nüfuzunu, etkisini, ağırlığını bir bakımda iptal ediyor, yok etmeye doğru gidiyor gibi ve Amerika o yüzden ateşkesi istiyor ama ateşkesle birlikte bir barış planı, yani nihai bir barış planı ki orada da işte eski İbrahim anlaşmalarına Birleşik Arap Emirlikleri ile ve Bahreyn ile olan Suudi Arabistan'ın da işin içine girmeye hazır olduğu, Mısır'ın da onayladığı bu bir bölge düzenini İsrail'in rahatlatacak, sağlama alacak. İşte bir tek onun yollarını arıyorlar. Yani iki devlet çözümü nasıl olur? Filistin'in temsili kim tarafından nasıl olacak? Gazze'nin imarı Birleşmiş Milletler gözetiminde Batı dünyasının işi mi olacak? Arap dünyasının bir kondominyumu altına mı alınacak? Bunları tasavvur etmek istiyor Amerika ama İsrail yanaşmıyor hiç buna. İsrail buna yanaşmazken, yani yanaşmamasının ipucunu çok net fotoğrafımız Netanyahu'nun son Washington seferinde ve kongrede yaptığı konuşmada gördük. Netanyahu açıkça şunu söyledi. Dedi ki ben de dedi bu savaşın bitmesini istiyorum ama bu savaş ben şartlarımı empoze ettiğim zaman ve benim tayin ettiğim zaman da bitecek. Bunu dediği zaman da Amerika'nın içinde bulunduğu durum itibariyle bunun da çok önüne geçebilecek bir durumda olmadığını, bir numaralı müttefiki olan ve bir anlamda güvencesi olan Amerika, yani İsrail'in güvencesi olarak İsrail'in alta düşmesine bölgede izin vermeyecek büyük güç olan Amerika Birleşik Devletleri'nin bunu engelleyip hayır bir an önce ateşkes, bir hafta içinde ateşkes, git Katar'da işte İsmail Haniye'de orada ateşkese de razı, Katarlar da aracılık yapıyor. Bunu kabul et baskısını yapamayacağının farkındaydı Netanyahu. Nereden farkında?
Bir kere İsrail'e açık çek veren koca bir kongre topluluğu verimimizi izledik. Yani demokratların içinde belli sayıda parmakla sayılacak unsurlar dışında bütün kongre cumhuriyetçiler tam kadro halinde demokratların ezici çoğunluğu Netanyahu'yu ayakta alkışladılar. Knesset'te bu kadar rahat konuşma yapamazdı yani Netanyahu. Ve tabii Amerika seçim yılında şu anda ve adaylardan bir tanesi Trump bir de evinde ağırladı onu. Dolayısıyla Netanyahu kendisine muazzam bir manevra alanı sağladığı algısında Amerika tarafından ve onun için o Amerika'nın İsrail'in Gazze'de giriştiği operasyonları Amerika'nın bölge politikasının bir meselesi. Ama benim açımdan diyor, varoluşsal bir mesele. Aynı durumda değiliz. İsrail açısından varoluşsal bir mesele diyor ve bunu İsrail nüfusunun önemli bir kısmına da bunu böyle kabul ettiriyor. Bu varoluşsal mesele diye baktığı için de az önce konuştuğumuz gibi Yahya Sinwar başta olmak üzere Hamas liderlerinin tümünün neredeyse imhası ve Hamas'ın ortadan kaldırılmasını elde etmeden hiç ateşkese yanaşacak gibi de gözükmüyor ve önünde de bu ateşkesi onu zorlayacak en önemli unsur Amerika Birleşik Devletleri, o da içinde bulunduğumuz konjonktür nedeniyle bu ağırlığı İsrail'in üstüne koyabilecek halde değil. Bir son cümle konuyla ilgili olduğu için söyleyeyim. İran'ın misilleme ihtimali ortaya çıktığında ki Amerika bu savaşın genişlemesini istemiyor, bunu biliyoruz. Ona rağmen hemen İsrail'in varoluşsal bir durumda kalabileceği ihtimali üzerine derhal büyük çapta silah yardımına tekrar başladı İsrail'e ve savaş gemilerini Doğu Akdeniz'e, yani o İran'a karşı pozisyon almak demek, göndereceğini ilan etti. Dolayısıyla Netanyahu'nun eli Amerika nezdinde oldukça rahat gibi Peki gözüküyor. Evet, doğru. abi, biraz da bize Evet. gelelim istersen kapatırken. Şimdi biliyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan bir şey söyledi. Ne dedi? Biz Karabağ, Libya'ya nasıl girdiysek gireriz. Yeter ki birlik olalım dedi ve ardından çok kısa bir süre sonra Haniye suikastı oldu. Şimdi o söylediklerinin ne anlama geldiği üzerine aslında çok da fazla tartışma yok. Bir İsrail'e bir meydan okuyuştu. Şu haliyle bakıldığı zaman yaptığı açıklamaların Erdoğan'ın duruşu vesairesi tabii yüksek perdeden Haniye'ye sahip çıkma, Hamas'a sahip çıkma sürüyor ama Türkiye bir şey yapmıyor, yapamıyor sanki. Yani yapabilir mi? Sen mesela Erdoğan'ın çıkışını duyduğun zaman ne dedin? Valla ben o çıkışını duyduğum zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydim o sırada. Yakın dostum Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Namık Tan da tam o sıralarda Mavi Masal diye bir söz sarf edip ortalığı ayağa kaldırmıştı. Evet. Sizde de bu konu irdelendi, incelendi, izledim ben de yayını. O zaman da Namık Tan'a dedim ki ve diğer bazı Cumhuriyet Halk Partisi ileri gelenlerine parlamentoda, ya dedim yani şimdi öyle bir karambol var ki Türkiye'de aradan bir kere bu Mavi Vatan konusunda Mavi Masal dedi demedi. Kalktı Hulusi Akar konuşma yaptı. Şimdi konu dışı gibi gelecek ama bu bizim denizlerdeki misak-ı millimizdir dedi. Ya Misak-ı Milli 1920 yılında Meclis-i Mebusan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildi. Kaldı ki uygulanamadı. Bu Mavi Vatan hangi meclis kararı, hangi Milli Güvenlik Kurulu kararı, hangi bakanlık kararı, yok böyle bir şey. Şimdi dış politika öyle bir savruluk halinde ki bu konuşulduğu sırada Cumhurbaşkanı da kalkıyor Erdoğan diyor ki işte biz Karabağ'da, Libya'da yaptığımızı yaparız İsrail'e. Burada ciddiye alınır bir tarafı yok ama bu ciddiye alınır olmamasının tartışmaya sokulması gerekiyor. Çünkü bu kabil laflar Türkiye'nin olabilecek bütün ağırlığını uluslararası ilişkiler sisteminde ve bölge politikası ve diplomasisinde ortadan kaldırıyor. Niye? Bir de yeni bir şey öğrenmiş olduk. Karabağ ve Libya'da ne yaptık? Biz Karabağ'da biz savaşmadık. Azerbaycan savaşıyor diye biliyorduk. Türkiye'nin Azerbaycan'a askeri destek verdiğini bilmiyoruz ama
Biz Karabağ'da Türk Silahlı Kuvvetleri olarak var mıydık? Cumhurbaşkanlığının söyleminden bu çıkıyor. Bu nasıl yani? Filan diye hemen ayağa kalkmamız lazım. Libya'da da danışman askeri katılım ve Suriye'deki bazı Türkiye kontrolündeki milislerin Libya'daki taraflardan birinin lehine Trablus yönetimine destek olarak gönderilmesinin dışında Libya'da biz ne yaptık? Askeri müdahalede mi bulunduk? O da bir İngilizce tabirle gene bugün fazlaca konuştuk. Revelation halinde. Yeni yeni şeyler öğreniyoruz. Şimdi ciddi değil. Niye ciddi değil? Bir kere Azerbaycan'da, Karabağ'da ve Libya'da yapmış olmadığımız şeyi yaparızmış gibi bir açıklama yapıyor Cumhurbaşkanı İsrail'e karşı. Yani ne demek? Askeri müdahalede bulunuruz sana demek. Nasıl bulunacağız? Nereden bulunacağız? Yani Karabil bunu Cumhuriyet Halk Partililere de orada söyledim ben bugün duyunca. Ya bir sorsanız da Silahlı Muhalefet Partisi olarak ya nasıl bulunacağız biz? Karadan bir müdahalede bulunulacaksa İsrail'e şayet bütün bir Suriye ve Ürdün topraklarını geçmesi lazım Türk Silahlı Kuvvetleri'nin. Böyle bir durum var mı? Olabilir mi? İki, havadan nasıl yapacağız? Havadan yapılacaksa bu. F-16'ları mı göndereceğiz? Bu şeyi nasıl halledeceğiz? Demir kubbe hava savunma sistemini nasıl açacağız İsrail'in? Yoksa Mavi Marmara gibi gemileri mi göndereceğiz? Bir dönemde olduğu gibi İsrail'e. Yani ciddi değil, ciddi olmadığı için de bu lafların bir ağırlığı yok. Kaldı ki büyük laflar ediliyor ama aynı zamanda İsrail petrolünün hemen hemen tümünü Azerbaycan'dan alıyor ve o petrol Türkiye limanlarından gidiyor Azerbaycan'a. İsrail, Azerbaycan petrolü. Bu arada çok ilginç iddialar var ortada. Mersin limanından Yunanistan'a ve çeşitli yerlere bir takım İsrail'in kullandığı malzemeleri, mesela kurşun geçirmez camlar gönderildiği, bunda AK Partili bir takım şahsiyetlerin, bu şirketlerin sahibi olduğu, Türkiye'den Yunanistan'a gidip oradan İsrail'e gittiği falan gibi. Yani iktidarın unsurları İsrail'le ticari ilişkileri devam ettiriyorlar, fakat Cumhurbaşkanı'nın dilinde müthiş şiddetli bir Netanyahu karşıtlığı ve İsrail düşmanlığı var. Bu anlaşılabiliyor. Fakat bunu bütün bir topluma empoze etmek istiyorlar bir de. Mesela İsmail Haniye için bir günlük yas ilan edildi Türkiye'de. Şimdi 15 Ağustos'ta haftaya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Mahmut Abbas'ı dinlemek için olağanüstü toplanması söz konusu, tatili kesip. Mahmut Abbas İsmail Haniye'nin cenazesine bile gitmedi. Yani Filistinler arasındaki böyle durumlar da var. Yani bizim dış politikamız Peki hangi sen ilkeler üzerine, 15 hangi Ağustos esaslara dayanıyor anlamıyorum. 15 Ağustos'ta mecliste olacaksın mı Mahmut Abbas? Yani tabii olurum ben de, yani bu benim orada olmam, bu politikanın çok Hayır, şey anlamda soruyorum, isabetli yani olduğu onun anlamına gelmiyor. Mahmut Abbas, sen de söyledin, hani yeni cenazesine de gitmedi. Geçen bugün gördüm, yaptığı bir yorumu gördüm. Hani senin benim yaptığımız analiz gibi. İsmail Haniye'yi niye hedef aldığı vesaireyi ele alırken de dışarıdan birisiymiş gibi hani sahiplenerek yapmıyor. Onun normalde şey diye düşünüyordu değil mi? İkisi birden konuşacak. Haniye ve Mahmut Abbas diye böyle bir haberler çıkmıştı. Şimdi sadece Mahmut Abbas gelecek. Ama onun da bir gücü yok herhalde Filistin artık, değil mi? Var mı herhangi bir gücü? Yani işte Batı Şeria'da Filistin yönetimi sözde yönetiyor Batı Şeria'yı, ama Mahmut Abbas'ın Filistin halkında itibarı sıfırın altında. O yönetim yolsuzluklarla, beceriksizliklerle ve hatta İsrail'le dolaylı işbirlikçilik yapmakla suçlanan bir yönetim. Ve Mahmut Abbas 87 yaşına geldi, artık şeyi de yok. Bir enerjiyi de temsil etmiyor, ifade etmiyor. Bir de unutmamak gerekir ki Gazze'de 2006'da seçimler olduktan sonra İsmail Haniye orada başbakan oldu ve Fethi'yi oradan çıkarttı. Yani Fethi'yle Mahmut Abbas'ın temsil ettiği, başında bulunduğu Fethi'yle İsmail Haniye'nin Hamas arasında Gazze'de bir şekilde bir kan davası vardı. Dolayısıyla İsmail Haniye'nin
Çok ağır bir laf olacak belki ama denklem dışı kalması, bu öldürülmesiyle sahneden yok olmasının, belki yanılıyorum o kayıtla söyleyeyim her şeye rağmen, Mahmut Abbas çok derinden üzüldüğünden çok emin değilim. Evet. Şimdi bu Mahmut Abbas da meclise gelecek. Şimdi biz evet Filistin yönetimini tanıyoruz. Fakat Hamas'ı da aynı zamanda Kuvayi Milliye ile eşdeğerde tanımlayan bir iktidar var Türkiye'de. Fakat bizdeki Kuvayi Milliye'nin iktidarımız nezdindeki Filistin'deki yansıması olan Hamas'la Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olağanüstü toplanmasına vesile olacak olan Mahmut Abbas'ın bulunduğu Filistin yönetimi birbirine zıt güçler. Bizim politikamız nedir? Hangisidir? Bunları uzlaştırmak, barıştırmak konusunda bir girişim mi izlenecek bundan sonra? Bu konularda hiçbir bilgiye sahip değiliz. O yüzden ben Türkiye'nin bölge politikasını biraz kesilmiş tavuk gibi görüyorum. Bir oraya savruluyor, bir buraya. Daha geçen gün, önceki gün Dışişleri Bakanı da Mısır'daydı. Hakan Fidan. Şimdi Sisi'nin Türkiye'ye gelmesi girişimleri var. Bir yandan Başar Esad'la bir araya gelmek için neredeyse yalvar yakar olacağız Ruslara. Şunu getirin bir, ne olur bir beraber olalım diye. Şeyin 15 Temmuz'un arkasındaki güç olarak ilan edilmiş olan Birleşik Arap Emirlikleri ile şimdi aramızdan susuz mu? Suudi Arabistan'dan finans desteği almaya kalkıyoruz. Katar'la başka hesaplar. Yani Türkiye ve toplamında baktığınız zaman 780 bin kilometre karelik 85 milyonluk Osmanlı İmparatorluğu mirasçısı koca Türkiye'nin şu anda Orta Doğu politikasında, ki NATO üyesi aynı zamanda bu Türkiye, İsrail üzerinde de İsrail'e karşıt güçler üzerinde de hiçbir nüfuzu olmadığını görüyoruz açıkçası. Evet, Cengiz Çandar, noktayı koyalım. Daha çok şeyler olacak belli ki. Bakalım nasıl girişecek ama sen zaten baştan bölgesel eski tip bir savaş olmasının mümkün olmadığını söyledin. Konvansiyonel. Ama bir şeyler, İran bir şeyler yapacak illaki ve onun üzerine de herhalde baya bir konuşmamız gerekecek. Beklemeye devam edelim. Çok teşekkürler Cengiz Çandar. Orta Doğu'da neler olabileceğini DEM Parti Diyarbakır Milletvekili gazeteci yazar Cengiz Çandar'la konuştuk. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.